Efendim bakış programına hoş geldiniz. Bugün yine Anadolu'dayız. Canlı yayında İstanbul'dan dışarı çıktık ve Adana'ya geldik. Adana Sanayi Odası'ndayız. Sakıp Sabancı Konferans Salonu'ndayız. Her zaman olduğu gibi bugün de Anadolu'dan sizlere finansmanı, daha doğrusu hem sanayicinin hem de KOBİ'lerin finansmanına desteği anlatacağız ve leasing konusunu anlatacağız. Finansmanın bir parantezini açıp malum daimi izleyicilerimizler bilirler. Bakış programı olarak sık sık Anadolu'ya gidip, hatta İstanbul'un ilçelerine bile gidip sanayiciye ve girişimcilere ve yatırımcılara finansman desteğini anlatmaya çalışıyoruz. Ki nasıl yatırım yapacaklarını, işlerini nasıl büyüteceklerini, nasıl büyütmeleri gerektiğini bir şekilde ipuçları vermeye çalışıyoruz bu programda. Bugün de Adana'dan yapıyoruz. Çok kalabalık bir salondayız. Hem izleyicilerimiz, konuklarımız çok, hem aynı zamanda canlı yayın konuklarımız çok. Hepsini tek tek tanıtmayacağım. Çünkü biraz zaman kaybetmeyelim. Değerli konuşmacılarımıza söz hakkı verelim. Bu zaman zamanı böyle değerlendirmek istedik. Ama bir iki cümle söylersem, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanları, Borsa Başkanları, Belediye Başkanımız başta olmak üzere herkes burada. Aynı zamanda ilin ileri gelen sanayicileri ve KOBİ'leri de burada. Yaklaşık bir 200 saat burada olacağız ama sizlerle bir 40 dakika birlikte olacağız. Bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Soru ve yorumlarınıza katılabilirsiniz. Elektronik postayla gelen soruları ve yorumları arkadaşlar kulağıma söyleyecekler. Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden, Habertürk Twitter adresi üzerinden de aktif olarak katılırsınız. Telefonlar yanımda, bunlara bakacağım. Evet, efendim ilk sözü gelenektir. Biz tabii yayına hoş geldiniz diyeceğiz. Belediye başkanımıza vereceğiz, Hüseyin Bey'e. Başkanım, ben yani gelenek olarak size hoş geldiniz diyeceğim. Siz de biraz sonra bana hoş geldiniz diyeceğim. Ben de size hoş geldiniz diyorum. Ben çok fazla uzatmayayım. Sizle birçok defalar yayın yaptık zaten bu sanayi ekonomi üzerine. Bize Adana'nın her zaman olduğu gelenektir. Bize Anadolu'nun sanayisinden, ekonomisinden şöyle kendi üslubunuzla bir bahsedin bize. Tabii ki bugün reel sektörün temsilcileri ve konumuz olan finans kurumlarının da temsilcisi burada konuşmacı olarak söz alacaklar. Tabii ki Türk ekonomisinin dolayısıyla Adana ekonomisinin de büyüme, gelişme noktasında finansman ihtiyacı var. Ve modelleri, alternatifleri yenilemek lazım. Ben belediye başkanı olarak bile şu anda kurumumda leasingle, kiralama yöntemiyle bir daire başkanlığımın herhalde 110 tane falan aracı var. Kiralama yöntemiyle sahibi olduk. Şu anda belediyemizin iştirakleri, şirketleri var. Onlar da satın almalarında, yani hem kredi temin ediyorlar hem de mal sahibi kiralamanın sonunda olacaklar. Bu konuda kamu kurumları için de bir model geliştirmek, hatta kamu kurumlarının doğrudan alımları yapabildiği devlet malzeme ofisi üzerinden leasingin temin edilmesi noktasında metotlar geliştirmek, ki temsilcisi olarak burada başkan var. Bunları gerçekleştirirse elbette biz de istifade ederiz. Özellikle kamu kurumlarında araç kiralamaları noktasında fiilen uygulanabilirlikte hala büyük sıkıntılar var. Onları gidermek noktasında da belediye hizmet araçlarının her türlü diğer ihtiyaçlarının temin edilmesinde önemli olacak. Ama ben en azından şunu söyleyeyim, sözümü uzatmak istemiyorum. Estağfurullah. Reel sektöre muhakkak ki finansman problemini çözmek noktasında çeşitli modeller anlatılacak ama bu bir ekonomi programı da olduğu için Adana'da ben Adana'da yani üretimin refah toplumunun yegane teminatı olduğunu, siyasi, kültürel, ekonomik her türlü altyapıyı üreterek tesis edeceğimize olan inancımla iş dünyasının arkasındayız. Kendimiz de onların istifade ettiği kolaylıklardan istifade etmeye, ama onların içinde bize düşen tarafında kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Ben programınız aracılığıyla. Teşekkür ederim de başkan, yeterince Adana desteklerden ve teşviklerden pay alabiliyor mu? Nedirsin bu konudaki ekonomik destek ve teşvikler? Yani ben Adana'nın biraz gözetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Cumhuriyet döneminin lokomotif şehirlerinden bir tanesi, ama işte bu giyim kuşamda yeme içmedeki moda gibi 1983'ten sonra merhum Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı döneminde insanlar hep İstanbul'a davet etti. Devletin köklü kurumları oraya gitti, büyük firmalar oraya gitti. Bu Anadolu'nun yegane zafiyetidir. Ama İstanbul'u, Marmara bölgesini yaşanmaz hale getirdi.
oraya da bir çözüm tedbir olmak üzere Adana'nın da sırası geldiğini düşünüyorum. Lojistik açısından önemli bir yer ama hükümet yatırımları açısından özellikle Adana'da enerji ihtisas bölgesinin önünü hükümetimizin açması lazım. Enerji ihtisas bölgesinin önü açılır ise bizim burada kolektif bir işbirliğimiz var reel sektörle. Gerek hükümet bürokrasisinde gerekse belediye, vilayet iyi bir işbirliğimiz var ama hükümet tarafından özellikle enerji ihtisas bölgesi 13 Haziran 2006'da petrol aktı Bakü petrolleri. Ve bunun arkasından işte petrokimya ve kimya sanayinin gelişeceği söylendi. Ama o günden bu zamana kadar bölgemizde sadece bir Ceyhan Yumurtalık yolu, duble yol haline getirildi, bölünmüş yol haline getirildi. Ama diğer bürokratik, kamulaştırma veya oradaki imarla ilgili problemler devam ediyor. Problemin kaynağı biz değiliz, onu söyleyip. Bize derlerse biz çözeriz ama enerji ihtisas endüstri bölgesi olduğu için direkt hükümetin inhisarında olan bir düzenleme. Ama bizim üzerimize düşen ne varsa bu konuda hem Adana adına hem Türk ekonomisi adına üzerimize düşeni yaparız. Başaracağımızdan da hiç kimsenin şüphesi olmaz. Bu vesileyle de buradan da duyurmuş olan başkanım çok teşekkür ediyorum. Bizle birlikte kalırsanız hem de destek de olmuş olursunuz bize burada. Zeki Başkan, Adana Sanayi Odası Başkanı. Efendim ben hoş geldiniz diyeceğim yine tekrardan size. Sık sık bakış programı olarak katılıyoruz. Biz de geliyoruz buradan. Bir cümleyle hemen sorayım. Ondan sonra sözü size bırakayım. Sanayici, Adana sanayicisi 2017'yi nasıl geçirdi? Ve 2018'e nasıl bakıyorsunuz ve nedir beklentiniz? Bu klasik soruyla başlayayım efendim. Buyurun. Teşekkür ederim öncelikle Noyan Bey. Finansal Kurumlar Birliği'nin leasing sektörünü Adana'da odamızda ağırlamaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şahsım ve Adana Yönetim Sanayi Odası Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2017 yılında Adana sanayisi iyi geçirdi. Niye iyi geçirdi? İhracatımızda Türkiye geneli gibi artışımız vardı. İstihdamda aşağı yukarı 47 bin kişi arttık. Yani hem sanayi hem hizmetler sektöründe. Efendim Türkiye'de kapasite kullanım oranı hepinizin bildiği gibi %80'lere dayandı. İlimizde de birçok sektörde kapasite kullanım oranı %80'ler civarında. Bir iki sektörümüzde ufak tefek sıkıntılarımız var ama genelde biz 2017'yi Şubat ayından sonra iyi geçirdik. O Aralık geçen 2016 Aralık ve 2017 Ocak ayı biraz sıkıntılı bir süreçti. Hain darbe girişiminden sonra milletin bir sıkıntılı süreci ancak Şubat'ta kendine geldi ve ihracatımız da arttı, üretimimiz de arttı, yatırımımız da arttı. Bunun neticesinde de Adana'da 47 bin kişi gibi bir istihdam artışımız oldu. Evet. 2018'de gelince de 2018'in ilk iki ayında Türkiye'de ihracat %12 artarken Adana ilinde %20 arttı. Bu da bizi öncü gösterge olarak kabul ediyoruz. Bizim ilimizde ihracatın artması, üretimin artması, istihdamın artması demektir tabii. 2018'de biz 2017'den daha iyi geçireceğimizi ümit ediyoruz. Bugün yarın hükümetimizin açıklayacağı bir teşvik politikası var. Bu bizim için önemli. Özellikle de tekstil konfeksiyon sektörüne teşvik verileceği ifade edildi. Cuma günü Sayın Bakanımızla biz İstanbul'da İTKİB'in ödül törenindeydik. Orada zaten bunu ilk defa kamuoyuna açıkladılar. Biz eğer bu teşviklerden istifade edebilirsek, bizim çünkü Adana'daki sanayinin %23'ü tekstil ve konfeksiyon üzerine, işletmelerimiz biraz daha kapasitesini artırırlar. 2018'de de bu yatırım teşvikleriyle, uygulanan politikalarla, istihdam teşviğiyle ben 2018'de üretimin, sanayinin daha iyi olacağını ümit ediyorum. Bir tabii yani biz başkana soracağım, size de çok kısa bir şey sorayım. Buyurun. Bir finansman sıkıntısı na doğru bir şey görüyor musunuz? Bir daralma görüyor musunuz? Yoksa teşvik ve desteklerle, bu ekonomik paketlerle rahatlayacak mısınız? Şimdi 2017'nin bu kadar başarılı geçmesinin en büyük sebebi kredi garanti fonunun uygulaması.
bu dünyada belki eşi benzeri olmayan bir sistemle Türkiye'de 200 milyar TL civarında bir para piyasaya verildi. Bu 50 milyar civarında bir para kaldı. Onu da tekrar hükümetimiz canlandırdı. Onu da herhalde vermeye başladılar. Bu sefer 200 milyardan dönen paralar da onları da açacaklar. Açacaklar. Bu başarılı bir politikaydı. Eğer bu tür politikalar olmasaydı belki 2017'de istihdam politikası, finansmana sağlanan politikalar olmasaydı biraz sıkıntı olabilirdi. Ben ümit ediyorum ki bu politikaların devam edeceğini. Zaten kanunla geçti. SGK teşvikleri devam edecek. Kredi garanti fonu da devam ettiriyor hükümetimiz. Bence iyi olacağını ümit ediyorum. Ama bugün finansal kurumların leasingin en azından sohbetini yapacağız. Burada da leasingçilere ben teşekkür ediyorum. Birçok bankaların kredi imkanında sıkıntı çıkarttığı yatırımları leasingçiler daha rahat finanse ederek yatırımcının önünü açıyorlar. Kullanıyorsunuz yani. Kullanıyoruz tabii. Sektör olarak da kullanıyoruz. İlimiz de kullanıyor. Sayın Belediye Başkanımız da biraz önce söyledi. Hatta biz bir tane Çukurova Fuarcılık AŞ'de iki tane araba aldık leasing tarafından. Yani bu fırsatlardan istifade ediyoruz. Ama leasingçiler, bir aması vardır bu işin. Leasingçilerin de biraz daha tabii bize destek olması lazım. Bu kadar konuşulmazdır. Bir ama gelir mutlaka. Tabii yani. Leasingçiler de daha değişik politikalar üreterek hakikaten sanayicimize desteklerini artırırlarsa memnun oluruz. Şimdi soracağız. Yani biz ondan dolayı mutluyuz. Ama hükümetimizin özellikle KGF'sinden dolayı Türkiye'de birçok sektör rahatladı. Evet. Birçok kuruluş rahatladı. Bankalar da rahatladı. En azından onların da tereddütleri kalktı. 2018'in tekrar söylüyorum. Ülkemiz için ve Türkiye için daha başarılı olacağına inanıyorum. Biraz önce başkanım bir enerji ihtisas bölgesini bahsetti. Evet. Bu hakikaten bizim için önemli bir proje. Türkiye'nin ve ben iddia ediyorum ki Akdeniz çanağının büyük bir projesi. Bu projenin gerçekleşmesi lazım. Bunun da gerçekleşmesi için hükümette böyle bir irade var. Enerji Bakanlığı'nda, Sanayi Bakanlığı'nda, Ekonomi Bakanlığı'nda. Fakat sıkıntı kamulaştırmada süren davalar. Bu davalar uzun yıllardır devam ediyor. Bunlar da kısa zamanda çözülür. İmar uygulamaları gibi bazı problemler çıkabilir. Başkanım burada zaten söz veriyor. Her zaman da bize destek olmuştur başkanım. Valimiz, hükümetimiz. Yani burada kim yatırım yapmak istiyorsa biz odalar olarak, valilik olarak, belediye olarak hepsinin emrindeyiz. Yeter ki bizim ilimize yatırımcı gelsin, üretim yapsın, istihdam yaratsın, ihracat yaratsın. Biz hepsine destek vermeye burada kamuoyuna duyuruyorum. Teşekkür ederim. Ediyorum sağ başkan, olun. Sağ olun. Evet, Finansal Kurumlar Birliği, kısa adı FKB Başkan Vekili, aynı zamanda da Leasing Sektör Kurulu Başkanı Ünal Gökmen. Ünal Bey hoş geldiniz. Siz de sık sık Anadolu'ya gidiyoruz, bu yayınları gerçekleştiriyoruz. Şimdi bir bize Adana'nın leasing açısından bir karnesini çıkarın. İşte Sayın Zeki Başkan'ın söyledikleri var. Onlara eminim söyleyecekleriniz vardır. Bir de ben bir iki cümleyle bir şey ekleyeyim ve söz size bakayım. KGF herkesin bundan sonra konuşacağı konudur da. Leasing'de KGF'den bir şey pay alabildi mi? Yani o işin içine girebildi mi? Buyurun. Peki ben de önce tüm katılımcıları ve izleyicileri saygıyla selamlıyorum. Adana benim 2000-2004 arasında yaşadığım, gerçekten çok iyi dostluklar edindiğim, hala birçoğuyla görüştüğüm, sayın katılımcıların da daha önceden tanıdığım bir şehir. Onun için burada olmaktan gerçekten çok mutlu olduğumu belirterek başlamak istiyorum. Bu Finansal Kurumlar Birliği olarak bir üç sektör bir aradayız. İşte leasingçiler var, faktöringçiler var, finansman şirketleri. Yaklaşık 100 şirketiz. 140 milyar civarında bir finansman büyüklüğümüz var. Leasing sektörü üzerinde baktığımızda yaklaşık 58 milyarlık bir büyüklükle kapattık 2017 yılını. 22,5 milyarlık, 6,2 milyar dolar yeni finansman işlemi yapmışız. Leasing ne yapıyor diye baktığımızda yaptığımız işlemlerin yaklaşık %80'i yatırım finansmanı. Makine, çeşitli sektörler, enerjiden tutun, tekstili, otomotiv yan sanayisi, beyaz eşyası, plastiği, tarım ekipmanları, çok geniş üretim olan her yerde leasing var. Bu leasing nasıl büyütülebilir diye biz geçen sene sizlerin de katıldığı etkinlikler yaptık. Leasing'i bilen çok memnun.
yapan bir daha yapıyor ama çok fazla bilinmediğini fark ettik. O yüzden de böyle bir takım Anadolu toplantılarıyla leasing'i daha çok anlatmak için bu programları yapıyoruz. Bir tanesi de Sayın Başkan'ın söylediği kamu alımlarında leasing. Kamunun iki tarafı var. Bir direkt devlet malzeme ofisi tarafıyla yapılan devlet kurumlarının alımları. Bir de belediyelerin İller Bankası kanalıyla. Geçmişte çok yapılan bir finansman yöntemi. Bunu nasıl canlandırırız diye Ankara'yla çok yoğun temaslarımız var. Bir tanesi bu. Hakikaten biz de çok istiyoruz. Belediye iştirakleriyle BİT dediğimiz kurumlarla çalışıyoruz. Ama belediyelerin kendi kiralamalarını yaptıkları diğer şirketlerin de finansör olarak leasingler var. Kiraladığınız firmaların finansmanını da yapabiliyor. Dolaylı bir finansmanımız var ama çok önemli bir yeri söylediniz. Biz leasing sektörünü 6,5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmak için kamuyu önemli bir açılım gibi görüyoruz. Bir yasal değişiklik gerekiyor. Kiralama görünüyor. Kiralama aslında biz bir finansman yapıyoruz. Devletin alımlarında leasing diye bir şey açılırsa ki çok sıcak bakıyor Ankara'da bu konuda. Devlet tarafında büyüyeceğiz. Biz Adana'ya geldiğimizde Adana'nın şöyle bankacılıktan ve ekonomiden aldığı pay diye baktığımızda 1,5 ile 2 arasında büyüklüğe sıkışmış. İhracattaki payı 1,9. İthalatta 1,8. Banka kredilerindeki payı 1,7. Leasing'deki payı da 1,5. İşte bu Adana aslında potansiyel olarak daha önemli bir merkez. İşte tarımı var, sanayisi var, limanlara çok yakın. 1,5'ün içinde ağırlığı ne teşkil ediyor? Bu 1,5'ün içinde leasing sektöründe %28'de tekstil sektörü bizim içimizde birinci sırada. İkinci sırada gıda, üçüncü sırada tarım geliyor. Yani tarıma dayalı sanayileşme ve tarım türevleri diyeceğimiz sektörler. Birazcık daha belki bu bileşenin içinde işte enerji denli çok önemli bir açılım hakikaten. Sabah Sayın Başkan'la görüştük. Bu seracılığı, modern seracılığı destekleyici yeni organizeler açılıyormuş. Adana'da bu tip şeyler oldukça bu leasingin payı da eminim çok çok daha artacaktır. Yani biz bu şehrin birazcık daha fazla pay alması gerektiğine inanıyoruz. Onun için de anlatmak için buradayız açıkçası. Yani çok önü açık. Şeyi söyleyeyim, KGF açısından söyleyeyim. KGF geçen sene hakikaten 200 milyar işte Türkiye'nin %7,5-8 gibi büyümesini sağladı. Leasing açısından bakınca bizler leasing şirketleri de aslında KGF'ye de fayda veriyor. Çok fazla ihtiyacımız olmuyor. Çünkü bizim ağırlıklı işimiz makinayla. Makinanın kendisinin doğal teminat özelliği olduğu için KGF gibi ek bir teminata başvurmadan genelde kendi nakit akışı içinde finansmanlarımız yapmaya çalışıyoruz. Yani yeterli olmazsa öz kaynak makinanın değeri o zaman KDV imkanlarından faydalanıyoruz. Yani çok... KDV imkanı bitince size geliyorlar zaten. KGF imkanı. KGF imkanı bitince size geliyorlar galiba yani, zaten. Ya bizim aslında bu KGF bu sene hani Zeki Başkan da biraz bahsetti. Biraz farklı. Geçen senekinden farklı uyguluyorlar. Geçen sene tüm işletme sermayesi ve yatırım finansmanı ayırmadan yapmışlar. Şimdi bu sene bence doğru da bu uygulama. Biraz nereye gittiğini de görmek için belli bir kısmını ihracat finansmanına ayırdılar. Belli bir kısmını yatırım finansmanına ayırdılar. 50 milyarlık ilk dilim. İkinci 50 de gelecek muhtemelen. Bu sene 100 milyarlık bir kaynak geliyor gibi görünüyor. Bu arada önemli bir şey işte teşvikler açıklanacak dedi. O teşvikler sayesinde yatırım yapılmaya başlanırsa biz de yatırım finansmanı yaptığımız için çok rahatlıkla bize de buradan bir pay çıkacaktır diye düşünüyorum. Peki teşekkür ediyorum İnal Bey. Şahin Başkan, Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz başkanım. Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz. Sağ olun. Aslında yani yıllardır sizle tanışırız. Tabii, sormama tabii. Çok gerek yok ama yine de hani gelenektir evet. Sorayım. İşte tarım Adana'nın lokomotifi belli. Aynen. Ünal Bey 3. sırada olduğunu söylüyor leasing'den pay aldığını. Nedir? Bize bir genel bir resmi portreyi çizin. Efendim, 2018 beklentisinde paylaşın. Tamam. Ben teşekkür ediyorum. Bizi salonumuzdaki iş adamlarımıza, televizyon başındaki izleyicilerimize ve başkanlarıma da ben saygılar sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Sözlerime başlarken bugün WhatsApp kanalıyla Adana'da marka değeri olan bir sürü firmamızın işte tahşiş yaptığı ile ilgili böyle çok çirkin yayınlar vardı. Ben yani bu Adana'ya çok yazık, Adana'nın marka değerine yazık diye düşünüyorum ve bunu yapan gerçekten hiç iyi niyetli olmayan insanlar da buradan kınadığımı ifade ediyorum. Türkiye'de o işi yapanların hepsine biz ticaret odası, sanayi odası, borsa, sivil toplum örgütleri olarak tamamen karşıyız. Onun da mücadelesini veriyoruz ama bu işi en iyi yapan marka değerini oluşturan insanları da bu tür şeylerle kötüleyerek
Bir de şu anda Portakal Çiçeği Karnavalı'nın arefesindeyiz. Adana'ya en büyük zayiatı veriyorlar. Adana'ya en büyük kötülüğü yapıyorlar. Buna dikkat çekmek istiyorum. Çünkü şu anda Tarım, Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün bir açıklaması vardı, böyle bir şey yok diye. Evet. Çünkü Adana'ya yazık ediyorlar. Bu Adana'ya en büyük kötülüktür. Şu an birileri yapıyor ama yani bunu hiç iyi gözle bakmıyoruz. Ve bunu buradan kınadığımı ifade ediyorum. Şimdi efendim, Adana gerçekten Türkiye'de tarım dendiği zaman ilk akla gelen şehirlerin başında geliyor. Tarımın başkenti dediğimizde de doğru bir tespit yapmış oluyoruz. Şimdi Adana Ticaret Borsası buna uygun olarak 19 Mart'ta Türkiye'nin en modern borsa kompleksini açtı. Hayırlı olsun, onu da biliyorum. Geldi. Top başkanımız vardı, belediye başkanımız, milletvekillerimiz, valimizle çok güzel bir açılış yaptık. Türkiye'nin son yıllarda borsalar adına yapılan en modern tesisi bu. Yani Sayın Bakanımız da giderken ısrarla dedi ki, Şahin Başkan işin zor, bundan sonra her geleni buraya gönder. Say baş üstüne dedik. Çünkü örnek bir tesis olduğu için burası Türkiye'nin bir örneği. Şu anda entegre bir şey, 72 dönüm arazi üzerine kurulu, 50 bin tonluk lisanslı depoları olan, elektronik satış salonu, son teknolojiyi kullandığımız bir satışı, aynı anda 110 tane tüccarımızın işlem yapabileceği, yine 116 tane üreticimizin aynı seansı izleyebileceği tarzda çok modern bir salon. İnşallah buğday sezonuyla beraber bunu hayata geçiriyoruz. Şu anda da seçimlerimiz var 3 Nisan'da. Evet. Aday arkadaşlarımıza da buradan başarılar diliyorum. Buralar temsil yerleri. Adana'nın, yoksa biz Şahin Bilgiç olarak, ya biz şey değiliz ama her gittiğimiz yerde Adana'yı iyi temsil ettiğimize inanıyorum. Onun için de Adana'nın iyi temsil edilmesi lazım. Aynı zamanda TOB'un yönetim kurulu üyesiyim ve biz Adana'yı sadece Türkiye'de değil, Türkiye dışında da temsil etmeye çalışıyoruz. Şimdi Adana dendiği zaman tarımın başkenti dedik, hububat akla geliyor. İşte mısır akla geliyor, beyaz altın diyarı dedik, pamuk akla geliyor ama son yıllarda narenciye de atağa geçti burada. Şimdi narenciye ile alakalı ciddi çalışmalar var. Şimdi o günkü konuşmamda da şunu ifade ettim. Adana Ticaret Borsası'nın şu anda bizi heyecanlandıran projeleri var. Hayallerimizi gerçekleştirdik bu projeyle. Arkasından 3 projemiz daha var. Bir tanesi Adana'ya çok büyük bir soğuk hava deposu yapmak. Şimdi narenciyecilerin en büyük sıkıntısı şu. Ürün ilk çıktığı zaman bütün ürünlerde bu var. O anda pek para etmiyor. Yani işte lisanslı depolar bunun önüne geçiyor. Ürün ihtisas borsası ile beraber şu anda lisanslı 50 bin tonluk lisanslı depomuz. Projemizin ikinci ayağında da 125 bin tona çıkaracağımız lisanslı depoyla bütün bu bölgede üretilen ürünlerin, tarım ürünlerinin gerçek değerinde alınıp satılacağı hale getiriyoruz inşallah. Bununla beraber narenciyenin de en iyi şekilde paketlenip depolanabileceği soğuk hava depolarını projeksiyonumuza aldık ve projelerimizden bir tanesi de şu anda bu. Adana Ticaret Borsası'nın ilk projelerinden birisi bu narenciye. Çünkü narenciye son yıllarda hem bölge hem de ihracatıyla öne çıkan bir evet, ürünümüz oldu. Bu bölgede borsa kotasyonuna dahil. Yine 72 dönüm arazi üzerinde şu anda çok modern bir kompleks yaptık. Bu kompleksimiz neye yarayacak? Üretici, ya modern pazar diyoruz buna. Yani alıcıyla borsaların amacı, alıcıyla satıcının buluştuğu yerler, bir araya geldiği yer. Yani burada ürünler gerçek değerini buluyor. Yani bir, o anda elektronik alım satış salonunda değerlendiren ürünler, o anda depolama tesisleri yoksa veya alamıyorsa ürünü, o andaki entegre tesisimiz olan depolama tesislerimize aynı anda gidebilecek tarzda. Başkanım, şimdi toparlayalım. Tamam, toparlıyorum. Bilmiyorum. Şimdi burada bizim tarım ürünlerinde leasingi nasıl kullanacağız? İşte burada katma değerli ürünlerimizi artırmanın yolundayız. Tarım ürünlerinde biz eğer hem ihracatımızda hem de üreticilerimizin para kazanmasını iyi sağlayacaksak katma değerli ürünlere yönelmemiz lazım. Onun için de biz
hem soğuk depolarımızda hem şu anda narenciye iyi yapıyoruz. Mesela soğuktan korumak için onlarla bir çalışma var. Bunlar tamamen leasingden faydalanabilecek. Yurt dışından gelen şeyler var. Mesela pervaneler var. Bunlar da kullanılabilecek. Bunları sonra konuşalım. Tabii. O zaman da sorundayız. Aynen öyle. Bunları beraberce peki konuşacağız. Onun için ben Adana Ticaret Borsası sadece Adana'ya değil bölgeye ve Türkiye ekonomisine hizmet edecek noktaya geldi. İşlem hacmi şu anda en son 9.4 milyar 2017'de, 2023'teki 5 yıl sonraki hedefimizi biz 25 milyar TL koyduk. Tarımsal hasıla da peki bunu yakalamamız lazım. Çok teşekkür ediyorum başkan. Evet. Sağ olun. Atilla Başkan hoş geldiniz. Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı. KOBİ'ler. Evet. Ne kadar bir KOBİ'miz var? Ve yani, nedir finansman sorunları? Artık onları da biraz konuşalım sizle birlikte. Evet. Yani bizim ticaret odası olarak aşağı yukarı 25 bin üzerinde üyemiz var. Bunların aşağı yukarı 17 bini aktif pozisyonda şu anda. Yani bunların tabii problemleri var. Yani finansmana erişim konusunda problemleri var. Ben önce şunu demek istiyorum. Türkiye'de ekonomi yükselen bir trend içinde. Biraz önce bahsedildi, ihracatımız yükseliyor. Adana'da da yükselme temayülünde ve daha fazla yükseliyor. Birkaç gün sonra kalkınma hızımız söylenecek. 2017'nin herhalde 7'nin üzerinde bir rakam telaffuz edilecek. Kredi garanti fonu biraz önce bahsedildi. Erişimi konusunda, finansman erişimi konusunda geçen sene büyük bir kolaylık sağlandı. Bu sene de o hızla devam ediyor. Yani yatırım için ortam müsait. Bundan sonra yatırımların da devam etmesi lazım. Şimdi Adana bu konuda nerede? Onu bir irdelemek lazım. Adana bir kere Ceyhan'daki petrokimya tesisi yatırımı için 1 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. Geçenlerde Cumhurbaşkanımız bunu haber olarak söyledi. İnşallah o bunun arkasından ona paralel olarak diğer petrokimya tesisleri de devam edecek, gidecek. Bizim orada Sayın Belediye Başkanımızın önderliğinde, valiliğimizin önderliğinde bir kimya organize ihtisas bölgesi kurma aşamamız var. Orada bir yatırımlar söz konusu. Adana'nın içinde küçük sanayiciler Adana'nın dışına, civarına kümelenerek çıkacaklar. Bunlar kimler? Ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, mahrukatçılar ve daha buna benzer KOBİ'ler. Artı sabahleyin Ünal Bey'e de bahsettim. Karataş bölgesinde 3000 dönümlük bir sera bölgesi ilan ediliyor. Organize seracılık bölgesi ilan ediliyor. Bunun aşağı yukarı %80-90 civarında işlemleri tamamlandı. Burada aşağı yukarı 300 tane yatırımcı bunun bir an önce temelini atmak için hevesli şu anda. Burada da parseller halinde seracılar yatırım yapmaya başlayacaklar kısa bir süre sonra. Demek oluyor ki Adana'da da bir yatırım havası önümüzdeki seneler, yani bu seneden itibaren görülüyor. Bunların tabii finansmana erişimi en büyük problem. Burada leasingcilik ne yapar, leasingler ne yapar? Tabii burada yatırım için leasing de bir önemli bir ilaç olarak tabii düşünüyoruz. Ve gerek bu küçük sanayicilerin, KOBİ'lerin dışarı taşınırken kapasiteleri muhakkak yükselteceklerdir, büyüteceklerdir. Orada onların ihtiyacı olan makinelerin alımında, keza seracılıkta ki bu faaliyetlerin başlamasında modern seracılık uygulanacak orada. Onun paralelinde soğuk hava depoları ve sınıflandırma tesisleri, bunlar muhakkak leasingçilerle temas edeceklerdir. Biz öyle zannediyoruz ki Adana'da önümüzdeki 1-2 sene içinde bir yatırım furyası olacak ve burada finans sektörü de payını alacaktır diye düşünüyorum ben şahsen. Yani KOBİ'lerin Adana'da tabii büyük bir potansiyeli var. İhracatını da geliştirmek mecburiyetindeyiz. Onları da bu yönde çaba sarf ediyoruz. Tabii bu gelişme kapasitelerinin gelişmesi sürecinde ihracatı da muhakkak düşüneceğiz. Onları ihracat yapar pozisyona getireceğiz.
ve Adana'nın geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum. Peki başkan, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, eksik olmayın. Evet, Adana Hacı Sabancı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Bey. Bekir Başkan, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Sizler de hoş geldiniz. Çok OSB var değil mi Adana'da ve yenileri de kurulacak gibi gözüküyor. Nedir? Bize bir anlayın. Yani ne kadarlık bir iş hacmi var bu OSB'lerde ve hedef nedir önünüzdeki dönemde? Bunların ne kadarından ihracat gerçekleştiriyor? Hay hemen izah edeyim. Öncelikle ben şunu belirtmek istiyorum. Sizlerin aracılığıyla yine Türkiye'ye Adana'mızla ilgili güzel işleri anlatma fırsatı verdiğiniz için sağ olasınız. Finansal olarak da sağ olsun Ünal Bey de Adana'mıza hizmet etmiş biri. Daha önceden de tanıştırmış biri. Adana'yı daha iyi bilen bir arkadaşımız. Biraz muslukları açarsa daha iyi olacak. Bakalım, şimdi ben açtırmaya çalışıyoruz. Evet. Zaten onun için geldik. Yani. Ha öyle mi? Şimdi oldu. Şimdi efendim şöyle izah edeyim. Komşu iyi kıya istiyor yani. Evet. Başındaki başkan, buyurun. Hem Adana'yı iyi tanıyor, o bakımdan bir pozitif ayrımcılık yapılacağına inanıyorum ben. Başka leasing şirketlerimizin genel müdürleri de var burada ama şimdi. Ama biz leasing olarak konuşuyoruz. Tamam, peki. Ben şöyle bahsedeyim. İsterseniz Türkiye'nin genelinde OSB'ler nedir? Hemen kısaca ve önce onu sizlere arz edeyim, izah edeyim. Türkiye'mizde 320 tane OSB var. Bu OSB'lerin içinde Adana'nın yeri, konumu hem ekonomik olarak hem de yer hacim olarak Türkiye'nin ilk 5 organize sanayisinde olan, tamamen Türkiye'nin göz bebeği olan bir organize sanayi bölgemiz. Yaklaşık olarak Adana'mızın ihracatının 2 milyar dolarlık ihracatın yarısı, yaklaşık 1 milyar dolara yakın ihracatı yine Adana'mızdan, Adana'mızın organize sanayi bölgesinden yapılan üretimden kaynaklanıyor. Öyle ekonomimize hem istihdamımıza, Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor. 16 milyon metrekarelik bir alan var. 1 milyon metrekarelik de yeni bir genişleme alanımıza sahibiz. Ve Türkiye şartlarında, hatta Avrupa şartlarında da bizim Adana Organize Sanayi Bölgemizde yaklaşık 500 tane sanayicimiz var. Bu sanayicilerimizin içerisinde uluslararası çok büyük, kendi alanında dünyanın en büyük firmaları mevcut. Yani yine burada sizlerin aracılığıyla şunu ifade etmek istiyorum. Hem Adana'mız hem Adana Organize Sanayi Bölgemiz dünyanın her tarafından uluslararası bir yatırımcının, bir girişimcinin fabrika kurabileceği, işletme kurabileceği, Avrupa standartlarında üretim yapabileceği lojistik bir alana sahip. Hem altyapısıyla hem üst yapısıyla. Ve son derece de yani burada yine izah edeyim, TL bazında tahsislerimiz var. Yer var yani. 150 TL gibi, evet. 150 TL gibi bir yılda vade yapıyoruz. Böyle leasingçiler gibi vade farkı fazla almıyoruz. Nasıl konuşuyorsa vallahi ben de anlamadım ama hadi hayırlısı bakalım. Peki. Fakat şöyle de bir şey var. Maalesef Adana'mız daha önce 80'li yıllarda talihsiz bir duraklama dönemimize gelmiş. Bu duraklama döneminden sonra Adana Organize Sanayimizin kurulmasıyla 90'lı yıllardan sonra yeni nesil sanayiciler oluştu. Bu yeni nesil sanayiciler yine Adana'mızda ilk defa 95-96'dan sonra hem Adana Organize Sanayi'de ilk defa sanayici olmuş, hem de şu anda Türkiye'nin ilk 1000 sanayi kuruluşu arasına girmiş sanayiciler var. Bizde Adana'mızda 23-24 tane ilk 1000 sanayi kuruluşu var. Bunun 14 tanesi organize sanayi bölgemizde. Bunların yarısından fazlasına baktığımızda yine Adana organize sanayi bölgemizde 95 yılından sonra ilk defa sanayici olmuş insanlar, ilk 1000 sanayisine sıçramış insanlar. Yani aslına bakarsanız biz şöyle mutluyuz. Belki Adana olması gereken yerde değil ama daha potansiyel genç bir sanayici geliyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra o sanayileşmiş bir şehrin duraklama döneminden sonra yine böyle çırpınarak çok güzel bir şekilde ilerleyen bir sanayi kentimiz var. Bunlar da tamamen ekonomik verilere de baktığımızda, mesela son 3 yılın elektrik tüketimlerine baktığımızda 2017 yılında son 3 yılın rekorunu kırdık biz. %10'un üzerinde büyüme kat ettik. Bu yeterli mi? Yeterli değil. Onun için de sürekli genişleme alanları açıyoruz ve Adana'mıza ve Türkiye'mize örnek bir organize sanayi yapmak istiyoruz. Örnek organize sanayimizin içerisinde de bugün 2500'e yakın tamamen ara eleman değil, aranan elemanın yetişeceği teknik lisemiz mevcut. Son cümleleri de alalım. Meslek yüksekokulumuz mevcut. Ben bir şey daha söyleyeyim. Son cümle. Evet, yine leasingle ilgili tabii ki biz taş atarız ama ben ömür hayatımda ilk defa 1995 yılında leasingle tanıştım. Buradan şunu tavsiye ediyorum. İlk yatırım yapacakları en kolay erişebilecekleri şeydir. Peki. Geldim, paramız yok, ne yapalım, ne edelim derken dediler ki, bunun hiç ayıp değil, her zaman söylerim. Leasing varmış, dedim ki o da ne ya? 1990, vallahi ciddi söylüyorum, o da ne dedim ya? Dediler ki Bekir Bey, evet leasingle biz ilk defa ben
48 ay vade ilk yatırımımı yine organize sanayi bölgesinde 95 yılında 96 ilk defa organize sanayide sanayici oldum ve leasing'de başladım. Onu da belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim başkan. Bu arada hatırlatalım, 4 başkanımız da önümüzdeki günlerde odalar ve borsalar seçimine girecekler. 4'üne de ayrı ayrı tekrar başarılar diliyoruz. İddialılar görüyorum. Ünal Bey, 3 dakikamız kaldı. Ben şu son soruyu size sorayım çünkü bana da bir garip geldi. Bu arada Yapı Kredi Leasing Genel Müdürümüz, Ziraat Leasing Genel Müdürümüz, İş Leasing Genel Müdürümüz de burada bizle birlikte de. Bir KDV probleminiz var. Halk Leasing Genel Müdürümüz de burada. Bir KDV probleminiz var. Unutuldunuz galiba. Ben kısaca öyle diyorum. Bir sektörü unuttular. Arada kaynadı. Çok önemli yasal değişikliklerin olduğu bir süreçten geçiyoruz yılbaşından beri. Bir tanesi bu 32 sayılı karar. Yani döviz geliri olmayan şirketlerin dövizle borçlanmaması ile ilgili bir karar çıktı. Hakikaten bu çok 10 sene önce yaklaşık şahıslar için çıkmıştı. O zaman görsek tanıyamayacağımız Japon yeni, Belçika frangı gibi paralarla borçlanıyordu insanlar konut alırken. Bir konut zede furyası başlamıştı ve 10 sene önce yasaklandı. Şu an öyle bir şey duymuyoruz şahıslardan. Bir benzeri şirketler içinde geldi. Çok küçük KOBİ ölçeğinde olan ve döviz geliri olmayanların dövizle borçlanmasıyla ilgili sınırlamalar getiriyor. Hatta hafta sonu bu Türk Davos'u Uludağ'da da Sayın Bakan Mehmet Şimşek çok büyük şirketlerin de bir takım hedge yöntemleri kullanmasını zorunlu getireceğiz gibi. Burada leasing sektörü uzun vadeli finansman yaptığı için, makine finansmanı yaptığı için birazcık daha işin dışında tutuldu. Leasingle yapılan finansmanlarda özellikle makine finansmanlarında makinelerin ikinci elleri de leasing olduğu için iş makinesi, tekstil vesaire döviz geliri olmasa da leasingle finansmanda dövizle borçlanabiliyor. Böyle bir istisna getirildi. Kısa vadeliler için ise borçlanamayacaklar. Bu olumlu bir şey. Onu bir duyurmak isterim önce. Çok güncel bir konu. KDV ile ilgili de 2 yıl boyunca geçen torba yasa mecliste kabul edildi Perşembe günü. 2 yıl boyunca makine teçhizat alımlarında KDV sıfırlandı. Yatırımların önünü açmak için getirilen bir şey. Çok da desteklediğimiz bir şey hakikaten. Fakat daha önce 8 olan, 18 olan leasingle yapılınca %1'e düşen KDV'de o bizim %1, diğerleri sıfırlanırken atlandı. Bizdeki leasingle finanse edince de sıfır olması için ilettik Maliye Bakanlığı'na. Muhtemelen çözülecek. Şu an mecliste bir konu daha var. ARGE yatırımlarına yönelik makinelerin leasinglerinin sıfırlanması ile ilgili bir konu. Oraya ekleyerek çözeceklerini umuyoruz ama bu vesileyle de bir hatırlatmış olayım. Tüm makine tesisat yatırımlarını teşvik ederken leasingi bir de olsa ayırmamak lazım. Peki. Bunu iyi söylediniz. Çok teşekkür ediyorum Ünal Bey. Bütün başkanlara çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Efendim biz biraz daha burada olacağız. Bir 2 saat falan biraz soru cevap yapacağız konuyu. Biraz daha irdeleyeceğiz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere dileyelim. Adana'dan şimdiden selam ve sevgiler, saygılar efendim.